Merhabalar değerli arkadaşlar, TD 104 U Osmanlı Türkçesine Giriş 2 dersinin birinci ünitesiyle birlikteyiz sizlerle. Değerli arkadaşlar, bu ünitemizde sizlerle genel konulara geçmeden önce hemen bizim için asıl önemli olan asıl Osmanlı Türkçesindeki kelimeleri, cümleleri okumakla ilgili bazı alıştırmalar yapalım. Değerli arkadaşlar. Bazı kelimeler yazdım şimdi buraya. Bu kelimeleri nasıl okumanıza da okumanız gerektiğine dair size kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Bu bilgiler neler olacak? Hemen bakalım. Arkadaşlar ilk kelimemize bakıyoruz. Baktığımız bu kelimemizde harflerimizi tek tek yazalım. Bu harflerimiz nelerdir? İlk kelimemize baktık. Mim harfimiz var. Kef harfimiz var. T harfimiz var. Vav, B, lam ve r harfimiz var. Değerli arkadaşlar bu harflerimizi tek tek yazdığımız zaman biz mektuplar kelimesi olduğunu doğrudan tespit edebileceğiz. Arkadaşlar bizler bile bazen okuyamadığımız kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu okuyamadığımız kelimeleri çözmek için bu yöntemi kullanarak bizler bu metinleri, bu kelimeleri çözümleyebiliyoruz. Değerli arkadaşlar sizler de hiç okuyamadığınız zaman sizlere en çok zorlayacak kelimelerin başlangıçta Türkçe kelimeler olduğunu söylemem gerekiyor. Çünkü Arapça ve Farsça kelimelerin yazımlarında genellikle bir imla birliği vardır ve bu imla birliği sizin kolay okumanızı sağlayacaktır. Ancak Türkçe kelimelerde imla birliğinin çoğu yerde bulunmaması sizin okumanızı zorlaştıracaktır. Ama bizler de yine ne yapıyoruz? Bu tarz harfleri yazarak Harflerin hangi şekillerde okunabileceğini söyleyerek bunları biz doğrudan tespit edebiliriz. Örneğin birinci kelimemizde mim harfi sadece m şeklinde okunabilir. İkinci harfimiz k harfi, kef harfi. Bunu biz nasıl okuyabiliriz? Kef şeklinde okuyabiliriz. Arada bulunduğu için nazal n şeklinde okuyabiliriz. g şeklinde okuyabiliriz ve yumuşak G şeklinde okuyabiliriz. Ama burada bizim karşımıza doğrudan K şeklindeki okunuşu doğru bir okunuş olarak çıkıyor arkadaşlar. Ondan sonra T harfi. T harfinin de başka okunacağı şekil yoktur. Arkasından Vav harfimiz var. Vav harfi ya kendi başına V şeklinde seslendirecektir kelimeyi veya o, ö, u, ü şeklinde bir seslendirme bize verecektir. Ama burada da yine gördüğümüz gibi mektup şeklinde aslında kelimemizin aslı Arapçadır. Bu Arapça kelimemizin arasındaki V harfinin uzun u şeklinde okutulması gerektiğini biz tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Daha sonraki harflerimiz zaten B harfi kendi başına zaten B şeklinde okunacaktır. Başka bir seçeneği yoktur. Lam ve R harfleri de yine aynı şekilde L ve R şekillerinde okunacaktır. Başka bir seçeneği bulunmadığı için biz bu kelimemizi mektuplar şeklinde okuyabileceğiz. İkinci kelimemize bakalım. Arkadaşlar L harfimiz var, B harfimiz var. Sonrasındaki Elif harfi. Elif harfi ne yapacak bize? Elif harfi ya A, E şeklinde okutacak ki burada da A, E şeklinde okutacak ama ya uzattırarak okutacak. Uzattırarak okudu, okuttuğu zaman bize arkadaşlar bu kelimenin Türkçe dışında bir kelime olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü Türkçe kelimelerde kendi aslında uzatma yoktur diyoruz. O yüzden L, B, A'yı okuduk. Sin harfimiz S şeklinde okunacak. Kef harfimiz dediğimiz gibi K, G ve R veya Nazal N şeklinde okunacak arkadaşlar. En sondaki Z ise yine aynı şekilde kendi başına Z şeklinde okunacaktır. Bu kelimemizde doğrudan okuduğumuz zaman hangi kelimemiz çıkıyor ortaya? L, B, A, E şeklini düşünelim. Ondan sonra S. Kef harfini bütün ihtimalleriyle yazalım. Daha sonraki harflerimiz neler? Keften sonraki harfimizde Z harfi. Libasınız kelimesi çıkacak arkadaşlar. Libasınız. Nazal N ile okuduğumuz bir kelime bu. Üçüncü kelimemize baktık. Arkadaşlar Osmanlı Türkçesinde bizim karşılaşabileceğimiz e, en şaşırtıcı kelimelerden bir tanesi bu olabilir. Kef harfi arkadaşlar G şeklinde okunabilir başta. Kef harfi G şeklinde okunursa Arkasındaki vav harfi o, ö, u, ü şeklinde okunabilir. Bütün ihtimalleri yazınız arkadaşlar. Alt alta hepsini yazınız harflerin bütün ihtimallerini. Yine k harfi g şeklinde okunabilir. Baştaki k harfleri arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle nazal n şeklinde okunmaz. Baştaki k harfleri ya k şeklinde veya g şeklinde okunur arkadaşlar. Bunu unutmayalım. İkinci k harfimize baktığımız zaman yine k veya nazal n şeklinde olduğunda K, G ve nazal N şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. R harfi kendi başına R'dir. Cim harfi C'dir. Ondan sonraki harfimiz Y harfi. Y harfi I, İ şeklinde de okutabilir. Y şeklinde de okutabilir. Daha sonraki harfimiz N, L ve Kef harflerimiz. Arkadaşlar bu kelimemiz güvercinlik. Gügercinliktir aslında kelimemizin aslı. Biz bunu güvercin kelimesine çevirmişiz ama kelimemizin aslı dediğimiz gibi güvercinliktir. Gügercinlik şeklinde Yazılır arkadaşlar bu kelimemiz. Değerli arkadaşlar bu kelime e, alıştırmalarını, egzersizlerini sizlere diğer ünitelerde de yapmaya çalışacağız. Hemen birinci ünitemizin konularına geçelim. Arkadaşlar adlarla ilgili bir ünitemiz bu biliyorsunuz. Adların çeşitleriyle ilgili bir konumuz var. Adlarda cinsiyet ve keyfiyet şeklinde Osmanlı Türkçesinde aslında karşılaştığımız aslında. Osman Türkçesindeki Türkçe kısmıyla değil, Arapça ve Farsça kelimelerle ilgili olarak, daha doğrusu Arapça kelimelerle ilgili olarak olarak karşılaşacağımız bir husustur arkadaşlar. Adlar soyut veya somut varlıkları gösterirler. Zihinde tanımlanıp biçimlendirilen şeylere alem yani işaret olurlar arkadaşlar. Somut yani yoğun adlar, özel veya cins, ortak adlar olarak ayrılırlar yine kendi arasında. Türkçe'de kelimeleri erkek ve dişi oluşlarına göre türlere ayıran bir ek yoktur. Aynı cinsten canlı varlıkların erkek ve dişi olanlarının ayrı adları vardır. Mesela baba ve ana şeklinde, oğlan ve kız şeklinde evlat için kullanılan boğa ve inek gibi mesela hayvanlardan erkeğe boğa, dişi olanına inek diyoruz mesela hayvanın. Bunun dışında arkadaşlar Farsça'da da erkek ve dişi ayrımı bulunmaz. Arapça'da ise kelimeler gösterdikleri varlıkların erkek ya da dişi oluşuna göre eril müzekker veya dişil müennes olmak üzere iki ayrılırlar. Bu ayrım Osmanlı Türkçesi döneminde Arapça isimlerin kim yerlerde eril dişil niteliklerine göre kullanılması açısından önemlidir. Arkadaşlar bu hususu bilmemiz bizim için önemliydi. Yine aynı şekilde Arapçada hangi kelimelerin eril, hangilerinin dişil olduğunu bilmemiz için arkadaşlar bizim şunları bilmemiz gerekiyor. Kelimenin kök harfi olmayan, bulunduğu son hecede kök harfiyle birlikte et ve at gibi okunan ek ile A, e gibi okunan güzel he, bunlar bize müennes harfleri verirler arkadaşlar. Uzun A gibi okunan Y yani takva, dava gibi bunlar da yine müennes olan kelimeleri verirler. Uzun A gibi okunan Elif ve Hemze yani sevda kelimesindeki gibi bunlar da yine bize e, dişil kelimeleri verirler. Dişil kelimeler yapı özellikleri bakımından iki öbeğe ayrılırlar arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Erkek sınıfından varlıklar gösterdiği halde dişillik harfleri taşıyanlar. Mesela Zekeriya kelimesinde olduğu gibi. Zekeriya kelimesi arkadaşlar dişil bir kelimedir. Fakat erkek sınıfından bir varlığı gösterir. Bu kelimenin dişil olmasını, müennes olmasını değiştirmez. Bunu bilmemiz gerekir arkadaşlar. Bunun dışında dişil varlığı gösterdiği halde dişillik harfi taşımayan şems kelimesi gibi bazı kelimelerle de biz karşılaşabilmekteyiz Arapçada. Adlarda sayı ve kemiyet özelliklerine bakalım. Sayı özellikleri yine Türkçe'de 1, 2, 3 veya çoğul ekleriyle yapılmaktaydı biliyoruz. Türkçe'de larler çoğul ekiyle yapılıyor. Farsça'da iki çoğul eki var. Birincisi an canlı varlıkların çoğulunu, ha ise cansız varlıkların çoklusunu gösteriyor arkadaşlar. Mesela şahan yine canlı varlıklara, şahan cansız varlıklar için kullanılır şahlar. Pareha parçalar arkadaşlar. Yine e, arkadaşlar öz özür diliyorum şahan kelimesindeki canlı varlıklar için kullanılan bir çoğul eki vardır. An eki pareha kelimesinde ise parçalar dediğimiz zaman zaten cansız varlıkların çoklusunu yaptığını biz görebiliyoruz. Fakat arkadaşlar Arapçada bu sayı hususu daha farklıdır. Daha çeşitlidir. Arapçada 3 çeşit kemiyet durumu vardır arkadaşlar. Tekli, ikili ve çokludur. Teklileri biliyoruz arkadaşlar. Kelimeye herhangi bir ek getirilmeden, herhangi bir çekime girmeden kelimenin tekli halini biz ortaya koyabiliriz. Ancak ikililer kurallı olanlar var. Nedir bunlar? Tarafeyn şeklinde eyn eki getirilerek. Valideyn, valide, ebeveyn kelimesini kullanıyoruz ya arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde eyn ekiyle biz ikili çokluk yapmış oluyoruz arkadaşlar Arapçada. Çoklular kurallı ve kuralsız olarak iki çeşittirler. Bunlar kurallı çoğullar. Bu ne için vardır? El için var. Mesela ee, un ve in dişil için olanlar var arkadaşlar. At eki getirilerek yapılır. Kuralsız çoğullar 30'dan fazla Arapça kalıpla türetilmiştir. Arkadaşlar kuralsız çoğul dediğimiz şey aslında kelimenin bir çekime girmesidir. Arapçada biliyorsunuz kök harflerinin çekimlenerek bazı yeni isimler yeni kelimeler türetildiğini biz biliyoruz. Arapçada kuralsız çoğulların 30'dan fazla kalıbı var. Bu kalıplarla çoğul kelimeler türetilmiş oluyor arkadaşlar Arapçada. Adlarda çekimlere, çekim konusunda yine türemiş adlara bakalım. Ad tabanları Arapça ve Farsçadan alınan kelimeler de ad tabanı olarak kabul edilir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. İsim çekim ekleri ve iyilik ekleriyle çekimlenirler. Türkçede kelime türetmenin iki tane yolu var arkadaşlar. Bunlar nedir? Birincisi ekleme, diğeri birleştirmedir. Ekleme ile türetme isim ve fiil köklerine ve tabanlarına bir takım ekler getirilerek yapılmaktadır. Arapçada türemiş adlar nasıl yapılır? Diğer isim sınıfından kelimeler gibi fiillerden kök harflerinin belli kalıplara yerleştirilmesiyle elde edilir arkadaşlar. Bu yolla türetilmiş adlar da birer isim tabanı olarak Osmanlı Türkçesinde çokça kullanılmıştır arkadaşlar. Mesela kitap kelimesinin kök harflerini bildiğimiz zaman ketebe, mektep kelimesi bundan türetiliyor. Mektepler diyoruz mesela. Mektebim diyoruz. Benim mektebim, benim okulum anlamına getirdiğimiz bir kelime. Bunun gibi arkadaşlar Arapçadan türetilmiş olan, Arapça türetilmiş olan kelimelerin Türkçe'de bir taban olarak kullanıldığını, isim tabanı olarak kullanıldığını biz öğrenmiş olalım. Farsça'da türemiş adların çoğu son eklerle isimlerden türetilmiştir. Osmanlı Türkçesi döneminde alınmış ama konuşma dilinden çok metinlerde yer bulmuştur arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Arkadaşlar Türkçe türemiş adlara örnekler verelim hemen. Mesela aşçılık, aşçı kelimesinden aş kelimesinden hatta aşçı olmuş, aşçıdan aşçılık olmuş getirdiğimiz eklerle biz kelime türetmişiz. Yine bunun dışında bardakçılık, bardak kelimesinde de bardakçı, bardakçılık şeklinde bir kelime türetmişiz arkadaşlar. Analık, kardeşlik, kargaşalık gibi eklerle biz yine bu kelimelerde yeni kelimeler türetildiğini görebiliyoruz. Arkadaşlar Türkçedeki kelime türetme hadisesi günümüzde nasılsa Osmanlı Türkçesi döneminde de aynıdır. O yüzden bunları sadece örnekleriyle hızlı bir şekilde geçiyorum arkadaşlar. Bunun dışında bekçi kelimesi, gözcü, deveci kelimesi, alış, atış, bakış kelimelerinde de yine biz yeni kelimelerin türetildiğini görebiliyoruz. Zaten bu bildiğimiz konular o yüzden hızlı bir şekilde geçiyorum arkadaşlar. Arapça türemiş adlara baktığımız zaman örneğin Ubeyd kelimesi, abd kelimesini biliyoruz. Abdullah kelimesinde de bildiğimiz Allah'ın kulu manasına gelen, kul anlamına gelen abd kökün, kökünden biz ubeyd yani kulcuk, küçük, küçültme eki olan, küçültme eki değil daha doğrusu, küçültme çekimine soktuğumuz e, fuail vezinin içerisinde biz soktuğumuz zaman ubeyd kelimesini ortaya çıkartmış oluyoruz arkadaşlar. Bunun dışında cüneyt kelimesinde de cünt asker demek, cüneyt askercik demek arkadaşlar. Bunun dışında attar, ıtır bildiğimiz gibi koku anlamına geliyor. Attar güzel kokular satan, baharatçı anlamına geliyor. Ticaret kelimesine baktığımız zaman da ticaret tacirlik manasına geliyor. Alıp satıcılık manasına geliyor. Arkadaşlar tüccar kelimesini biliyoruz biz mesela. Bunlar sizin daha önce öğrenmiş olduğunuz konular olduğu için hızlı bir şekilde geçiyorum. Milat kelimesi Mevlid kelimesi de aynı kökten türer arkadaşlar. Milat kelimesi Hz. İsa için doğum zamanı anlamına gelir. Makam kelimesi yine e, duracak yer, durma yeri, ikame aynı kökten geliyor arkadaşlar. Duracak yer, durma yeri anlamına geliyor. Makam, makber kelimesi kabir kelimesinden zaten e, aynı kökle, kökten geliyor. Makber, kabir anlamına, mezar anlamına geliyor arkadaşlar. Menzil, düşme yeri aslında konak manasına geliyor arkadaşlar. Yine cehalet cahillik ile aynı kökten geliyor arkadaşlar. Cahil kelimesiyle aynı kökten geliyor. Cehalet bilgisizlik manasına gelecek. Sükunet hareketsizlik manasına gelecek. Sakin olmak manasına gelecek arkadaşlar. Arapçada da adlar bu şekilde türetiliyor. Bunu bilelim. Farsça türemiş adlarsa nasıl yapılıyor arkadaşlar? Aslında Farsça türemiş adlar bazı ekler getirilerek, belirli ekler getirilerek yapılıyor. Mesela bağımgah, sabah gah eki getirilerek yapılmış arkadaşlar. Şamgah yine akşam manasına geliyor. Aslında şam da akşam manasına gelen bir kelime. Şamgah şeklinde biz burada yeni bir kelime türetmişiz arkadaşlar. Nemekdan tuzluk manasına gelecek. Nemek tuz demektir arkadaşlar. Nemek dağın ise tuzluk manasına gelecek. Getirilen dağın ekiyle yeni bir kelime türetilmiş gördüğünüz gibi. Merdümek, merdüm adam, adamcık manasına gelmiş merdümek gördüğünüz gibi. Merdüm adam, insan manasına gelir. Adamcık göz bebeği manasına gelmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar merdümek. Bunun dışında beste kelimesinden bestekar yapılmış, beste yapan, besteci manasında hizmetkar kelimesi hizmet eden manasına gelmiş arkadaşlar. Hizmet kelimesinden hizmetkar kelimesi türetilmiş. Bunun dışında hande kelimesi gülüş manasına geliyor. Girye ağlama, ağlayış, gözyaşı manasına geliyor değerli arkadaşlar.